Selam Binko arkadaşlar. Abi ne yapıyorsunuz? Erimişim ha valla. Tabii. Evet, bugün pazar günü. Bugün küçük böyle ev halimizle bir video çekmek istedik. Bilin bakalım ne olacak. Tabii başlıkta belli olacak da neyse. Bugün bize özen gösterip bize yorum atanlara cevap veriyoruz. Birlikte cevap verelim. Allah razı olsun hepinizden ilk önce. Yeni yorum İnsanlar, atanlar var. Evet. Evet. Tanımadığımız insanlar bize yorum yapınca biz de çok mutlu oluruz. Evet. O yüzden bugün bu videoyu size armağan ediyoruz. Evet. Evet. Böyle yani. Sonuçta onlar var diye biz varız yani. Teşekkür ediyoruz tekrardan. Allah razı olsun. Kanalımızı sizin sayenizde büyüteceğiz arkadaşlar. Evet. Şimdi ilk yorumumuzla başlayalım. Evet. Bir gün önce yazılmış. Susumla 8956 isimli bir arkadaşımız demiş ki ayak yıkama cezalı oyun çekin lütfen demiş. Bunu yapacağız. Ama benim ayaklarım birazcık kokuyor. Seni çekin. Belki ben kazanıp benimkileri yıkacak. Evet. Bunu kesinlikle yapacağız. Susumla. Bir de Kaan Perman adlı bir arkadaşımız yazmış. Videolarınızı severek izliyorum. Hayatta başarılar dilerim yazmış. Teşekkür ediyoruz. Ağlayacağım. Ben de ağlayacağım. Ben tanımıyoruz tabii. Şimdi bir tane arkadaşımız var. Bayağı evet. Şey yapmış böyle. Uzun bir şey yazmış. Şimdi arkadaşının ismi ha evet. Userre 52525 ismi. Yok. Evet. Evet öyle. Bunu zaten videoyu şeyde koyacağız oraya. Tamam. Merhaba abi, kanalınızı yeni gördüm. Abone oldum. İçerikleriniz güzel, bir sorum olacak. Benim bir akrabam, yakın akrabalarımdan amcam Fransa'nın Türkiye'den işçi aldığı 90'lardan itibaren oraya gitti. Vatandaşlık. Oturum izli, her şeyi var. Çocukları orada yaşıyor. Ben de onların yanına gitmek istiyorum. Neler gerek biliyorsanız detaylı yazar mısınız? Teşekkür ediyorum. Lyon'da yaşıyorlar. 18 yaşında demiş. Lyon'da. Benim bunun hakkında bir fikrim yok Selin. Mola. Mola yapıyoruz. Birazcık hastayız da. Bununla ilgili 90'larda gelmiş. Benim de dedem 70 yıllarında gelmişti. Fransa'ya işte. Oraya gitmek istiyorsun. Büyük ihtimal aile birleşimiyle yapabilirsin. Çünkü yine de amcam aynen amcasıyla onun amcasının çocukları varmış da kuzenleri. Büyük ihtimal aile birleşimle birlikte gidebilirsin. Ama daha önce mesela turist vizesiyle geldin mi bilmiyorum. Gelmediysen eğer büyük ihtimal buradan amcan veya kuzenlerin falan istek atıp öyle gelebilirsin diye biliyorum ama eğer vize işlemleri falan lazımsa eğer, çünkü o biraz sıkıntılı. Biz bir tane video çekmiştik. Adım adım vize alıyoruz diye. Eşten dolayı geldi buraya. Benim sayemde geldi. Ama orada işte VFS Global'ı falan anlatıyoruz. VFS ile vize alınmıştı. Bir araştırayım. Yazarız sana şimdi. Aynen. Çok bilmiyorum ama aile birleşimi olabilir. Belki bununla alakalı bir video çekebiliriz. Ama aile birleşimi... Olmaz ki. Olmaz. Amcası. Ama onlar istek gönderip işte ben yeğenimi alıyorum falan derse belki olabilir. Aynen. Ama normal düz vize alıp şey diyebilirsin mesela. Benim akrabalarım orada yaşıyor. Ben de artık onların yanına gidiyorum. Veya buradan sana iş bulsunlar. Bulduklarında da patron şey yazabilir mesela, ben işte senin ismini vererek bu kişiyi buraya davet ediyorum çalışmak için. Öyle de oluyor diye biliyorum ama çok emin değilim ne yazık ki. Sonra şimdi diğer senin, yoruma geçelim. Senin yorumunu cevaplayalım. bununla ilgili şöyle her şeyi düzgün yazıyoruz burada. Bununla ilgili bir bilgimiz yok ama işlemleri merak ediyorsan bir videomuz var, onu izle ve ardından
BFS Global'i iletişi Bekir. En çok onlar yardım ediyor bize. Çünkü onlar konsoloslukla Türkiye-Fransa arasındaki ilişki, vize ilişkisini onlar çözüyor. Aynen. O yüzden bize sorduğunuz soruların hepsini bizden daha iyi BFS Global. Aynen, o yüzden ona sor bence diyelim. Mailden falan çabuk cevap veriyorlar zaten. Sıkıntı yok onunla ilgili. Güzel yorum için teşekkürler. Evet. Şimdi bir tane Fransız arkadaşımız, yok Amerikan bayrağı var arkasında. Pedro Lezangi 69609. Ne yazmış ki? Aşkım benim şey video paylaşmıştım ya, ona cevap vermiş. O şeye ne derler burada buna? Fransa'da bir tane The Voice var ya işte, o ses. Kit. Aynen. Çocuk gelmişti bizim buraya, onu çekip atmıştım. Ona yorum yapmış işte, finale geri gel çocuğa yazmış işte. İyi çocuktu be. Dinleme şansımız oldu. Güzel. Bu videoyu kaldıracağız büyük ihtimalle. Telif yemişiz. Kaldırırız. Boşver. Bir tane video yapmıştık biz. Galatasaray Beşiktaş temsili diye böyle. Ona bir arkadaşımız yazmış. P yazmış parantez içinde. Penaltı demek. Immobile'yi gördük. Hani bok gibi. Ama çok haklı. Beşiktaşlı olarak çok haklı ama bence hakemin çok büyük etkisi vardı maçta. Bilmiyorum. Yani desek bile Galatasaray çok iyi oynuyor ama hakemin de gerçekten etkisi. Ama zaten bu maçtan sonra hakem şey olmadı. Evet, bu maçtan sonra ihraç oldu hakem. Yani demek ki bir bildiğimiz var yani. Galatasaraylılar sizi seviyoruz ama yani ne yapalım işte. Vallahi gördük diyorum ben de. Cevapladım. Teşekkürler Ali ve 6S. Senin bu Watsons kuru şampuanı evet, erkekler kullanabiliyor mu yazmış? Evet. Kim yazmış? Yiğit Hakan Galitekin 64-72. Evet. Evet, kullanabiliyor yani, sıkıntı yok. Yeter ki saçın yağlı olsun, kullan gitsin yani. Güzel ürün. Hatta daha dün gece sıkmıştım malum yani. Hafta sonuna girdik. Bu gece saçımı yıkayacağım. Bugün temiz olsun diye fıs fısladım birazcık. Biri de senin Hollanda videosuna bu. Mavi Koçak. Kim bu? Mavi Koçak. İsmini vermeyeyim. Büyük ihtimal vermek istemiyor. Buradan kendini tanırsın. Mert Koçak mı? Hayır ya. Of. Benim üniversiteden arkadaşım. Teşekkür ederim. Harika. Gülücük attım. At. Ha, ben bunu tanıyorum evet, galiba. Evet evet, biliyorsun. Ben birkaç kere görmüştüm. Aysun Akmış diye biri ürünlerin linki lütfen yazmış. Linkini aşağı yazdık. Gebeş kaplumbağa. Linkini yazdık. Zaten açılmıyor mu? Açılmıyor mu? Açılmıyor mu yazılıyor. Açılmıyor mu değil. Türkçem mi yok? Mu'yu ayrı tamam, yazıyoruz. Tamam. Nerede soru işareti yok burada. Burada. Tamam. Nuray Gündil vallahi burası çok pahalı yazmış. O Türkiye'deyken yazmıştı. Büyük ihtimal Türkiye çok pahalı yazmıştı. Nuray Hanım yani. Biliyoruz, oradan geldik zaten biz de buralara. Bu arada bu balonlar falan da yani sormak gerekiyorsa. Cevaplamak gerekiyorsa Nuray Gündil Hanım'ın doğum gününü kutlamıştık. Oradan kalma. 3 haftadır patlamadılar. Biz de üşendik. Kalsın işte. Vallahi burası çok pahalı yazmış. Ben de ne yapacaksın ekmek parası? Özge Bölükbaş 68-36. Kalp gülücük. Kalp gülücük şey atmış. İstanbul de... Fest videomuza. Evet. İstanbul Fest'e gittiniz mi bilmiyoruz ama biz Mabel'e gittik ve çok iyiydi. Çok beğendik. Biri herhalde kız Ruslara benziyor gibi bir şey yazmak istemiş ama. Nigar Mecidova. Nigar kaldı mı ya?
Letonya Türkiye maçına şey yapmıştık da. Emine kız bu bence. Ruslara okşuyor. Benzemek Azerbaycanlı herhalde. Ya okşuyorla benzemenin arasındaki fark yani. Okşuyor yazmış. Okşamak bu. Tamam ama resmen okşuyor yazmış. Azerbaycan'da. Yok ne? Bence anlamadık ama neyse. Emine Başgöl Türkiye Galler maçına 2-0 yazmış. Ya. Ama bayağı. Ama oldu. Maç kaç bitti unuttum. Bunu da beğendik. Bak şey yazmış. Pastel allık denemesi senin videona. Evet. Kaç numarası kaç acaba yazmış. Oo. Nisanur bunu vakıf atarım sana. Ama burada şu an Fransa'da olduğum için Türkiye'de kaldığım makyajım. Madeleine Ligi Filenin Sultanları. Filenin Sultanı mı? Filenin Sultanları yaz. Bir yere lazım olur. Of yanlış yazmışım diye şey yapmış bana Allah'ım yarabbim. BHRKRC 793. Bahar Kıraç gibi bir şey herhalde. Olabilir. Özür dileriz yani. Çok pardon. Biri şey yazmış. Trakya Fest'te video atmıştık. Konser ne zaman başlıyor? Acil yazmış. Ama biz 2023'te gittik. O tabii. 2024'te yazmış. Özür aynen. dileriz. Genelde konserler yani bütün gün var zaten. Hangisine gideceksen ona göre liste yapıyorlar zaten saat listesini. Rıfat Kafal inşallah gitmişindir. Kafalı. Evet. İşte biri şey yazmış senin Cumhurbaşkanlığı seçimine. Aman yok tamam girme o videolara. Boşver. En çok videoyu onlar almış ya. Evet. Ve hepsi Erdoğancı bu arada yazanları. Olsun canım saygı. Tayyip Erdoğan AK Parti. Şey neyse. Videosu var biliyor musun? Onu koyacağım buraya. Ampulü kim icat etti AK Parti. Amsterdam videonu harika bir video olmuş. Gezilen yerler çok güzel yazmış. Hey Banur Aytekin. Onun kanalına da abone olabilirsiniz. Seviniriz. O da benim arkadaşım. Yeni başladı YouTube'da. Destekleyelim arkadaşlar. Reyhan Özbakir. Çok güzel yerler gerçekten ya. O da benim üniversite arkadaşım. Teşekkür ederiz Reyhan'cığım. Toksoy Hamdiye. Çok güzel takılmışsınız. Çok güzel gezmişsiniz. Güzel yerler yazmış. Evet Amsterdam videosu. Senin hıdreles şeyine biri yorum atmış. Arkadaşlar bunu yapmak batıl inanç ve Müslümanlık dininde günah gibi bir şey yazmış. Ne yazalım buna? Yani biz buna Trakya'da önem veriyoruz gerçekten yani. Ben büyüklerimden ne gördüysem yaparım. Yani biz işte gül ağacının altında işte o sene ne diliyorsan koyuyorsun. Evet gerçek oluyor mu? Olmuyor. Ama yani inanç da demiyorum. Umutlarını bir yere yazıp koymak bence çok da kötü bir şey değil yani. Biri daha yazmış. Ya bırakın bu hurafe şirkleri böyle bir şey yok. Gülden topraktan isteme Allah'tan iste saçma düşünceler var yazmış. He. Demek oluyor ki ben kağıda yazıp gül ağacına koyuyorum diye dua mı ediyorum? Aynen. Acil cevap verin yazmış biri. Gül yerine başka bir şey gömersek olur mu? Olur. Mesela ne bileyim çınar ağacına koy. Ceviz ağacına. Ya onu sadece yani çok önemli değil. Aynen ya. Yani. İnanıp koymak. Şeyin o yani. Eğlence için yaptığın evet. için bunu çok da şey İnsanlar çok ciddiye aldığı için böyle boş yorumlar atıyor tabii ki. Balkon gülü de olur arkadaşlar. Hiç fark etmez. Her şey Allah'tan geliyor. Ya biri de yorum yazmış. Bak işte annemek olur yazmış biri. Teşekkürler. Allah herkesin duasını kabul eylesin yazmış. Mesela hatta ben son senemizde geçen sene düğün bu sene oldu. 2 sene önce yani 2023'te zaten koymuşum videoyu. Ben demiştim ki işte nişan düğün hiçbir sıkıntı olmadan bir şekilde olsun bitsin demiştim. Oldu da bitti yani. Buna inanmak lazım. Yani ne bileyim öyle yani. Ya çok fazla yorum var arkadaşlar. Bugünlük bu kadar yeter bence. Çünkü 15 dakika oldu. Evet. Siz de bu tür videolarda geçmek istiyorsanız yorum atın. Yorumlarınızı bekliyoruz evet. gerçekten. Biz hepsini değer veriyoruz hepsine evet. bu arada.
dilediğiniz her şeyi yazabilirsiniz arkadaşlar. Aynen. Kötü ya da iyi. Kötü. Çünkü yok. Biz bize verdiğiniz tavsiyelere de uymaya çalışıyoruz. Yaptığınız kötü yorumları da dikkate alıyoruz. Mesela geçen bir arkadaşımız çok ığı yapıyorsunuz demişti. Artık videolarımızda çok ığı yapmıyoruz. Evet. Metin Bey de demişti ki biraz özen gösterin. Yani bu videoda da olmadı. Üzgünüm. Elimizden geldiğince yapmaya çalışıyoruz. Evet. Bugünlük bizden bu kadar. Evet. Görüşmek üzere. Bir videonun daha. Bir videonun daha sonuna geldik. Unutmuştum. Bugün işte pazar günü, çok takılmıyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.